Seninle birlikteyken kendimi o kadar huzurlu hissediyorum ki. Bunun hiç bitmesini istemiyorum Selim. Sen hayatımdaki tek güzel şeysin. Selim'i ne diye araştırıyorsun? Soru sorma, bilmiyorum dedim. Sadece dikkatli ol. Hep sen mi soracaksın soruları? Bak bu Selim. Memnun oldum. Ben de. Sizinle daha önce tanışmadık değil mi? Sanmıyorum. Anlıyorum. Ben yanıldım herhalde. Teyzem bu gece yemeğe davet ediyor, ne dersin? Sen git istersen, benim bir işim var. Senin şu işlerin de bir türlü bitmedi. Bir de neler yaptığını bilsem. Bu olamaz. Ben kaseti çantama koyduğuma eminim. Eminim gerçekten. Yalan söylemiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ben inanın bana efendim. Bu olanaksız bir şey. Birisi çantamdan kaseti almış ve yerine bunu bırakmış. Gelsene canım. Seni Yavuz Bey'le tanıştırayım. Ebru'cum, seni Yavuz Bey'le tanıştırayım. Sonunda seninle tanışabildiğime çok memnun oldum Ebru. Ben de efendim. Mine seni bulabilmek için çok uğraştı. Benim için de tam bir şoktu. Bir teyzemin olduğunu bile bilmiyordum. Bundan sonra da asla ayrılmayacağız. Kötü günler geçirmişsin. Ailenin başına gelenlere gerçekten çok üzüldüm. Demek teyzem size anlattı. Babam ve Yavuz Bey eskiden birlikte çalışırlardı. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Çok uzun yıllar önceydi. Mine'nin hepimizi terk edip gittiği yıllar. İsteyerek gitmişim gibi konuşuyorsun. Benim için de çok zordu. Yıllarca sevdiklerimden uzakta yaşadım. Peki canım, kızma hemen. Döndün ya, önemli olan bu. Herkese iyi akşamlar. Gel bakalım, seni misafirimizle tanıştırayım. Bu Ebru, Mine'nin yeğeni. Merhaba, ben de Nergis. Memnun oldum. Bugün İngiltere'deki okulundan beni aradılar. Seni mi aradılar? Neden diye sormayacak mısın? Galiba sormayacağım. İstersen Ebru Hanım'ı bu meseleyle sıkmayalım amcacığım. Kurtuldum sanma. Seninle sonra konuşacağız. Hadi buyurun yemeği. Ben sanki sizi daha önce gördüm. Zannetmiyorum. Ha, hatırladım. Gazetede fotoğrafınız vardı. Siz şarkıcısınız değil mi? Aslında ben pek Türkçe müzik dinlemem. Öyle mi? Bakın buna çok üzüldüm işte. Ebru Hanım bu gece gelmeyecek. Size ben yardım edem. Ebru Hanım'ı niçin arıyorsunuz? Seni ilgilendirmez. Yok kardeşim. Apartmana giren yabancılar bizzat beni ilgilendirir. Siz kimsiniz? Ebru'nun bir arkadaşıyım diyelim. Pek inandırıcı değil. Ebru Hanım'ın bütün arkadaşlarını tanırım. Hepsini mi? Ne sandın ya? Aramızda kalsın, şu bizim apartman kovboyunun dışında yamuk bir arkadaşı yoktur ha. Selim mi? He ya. Sen de tanıyorsun demek. Ama pek tekin biri değil ha. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Ebru Hanım onda ne buluyor anlamıyorum. Yani işte gönül işte bu. Aha da go. Ne iş yapıyor bu adam? Üstüne üstlük adam gibi bir işi de yok. Vallahi yazık oluyor Ebru Hanım'a. Çok dedim ama dinletemedim ki. Yazık vallahi. Gül gibi kız. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe estağfurullah. Efendim. Abi benim Zeliha. Zeliha nasılsın? İyiyim abi. Aslında üzgün olduğumu söylemek için aradım. Sana çok kötü davrandım. Bunun için üzülme. Ben seni anlıyorum. Ben de hatalıydım. Sana inanmalıydım. Demek beni affettin. Söz veriyorum, bunu bize yapanlardan intikamımı alacağım. Önce Haluk denen o şerefsiz hesap verecek. Ben onun da neler yaptığını biliyorum. Neyse, bugün beraber dolaşmaya ne dersin? Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Gelip hemen seni alayım. Şimdi biraz işim var. Öğleden sonra buluşalım. Peki, tamam. Hoşça kal Selim. Selim şimdi sevinçten havalara uçuyordur. Emin ol,
sevinci çok kısa sürecek. Senden korkulur Zeliha. Daha dur bakalım. Her şey yeni başlıyor. Peki sen korkmuyor musun? İkimiz de aynı taraftayız. Korkmam için bir neden yok. Doğru. Senin de sıran gelecek Haluk. Merhaba. Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Sadece şaşırdım. Ebru'yu arıyorsan... Onu aramıyorum. Seninle konuşmam gerek. Sen neler çeviriyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne olduğunu anladım. Yavuz'un yanında beni tanımamazlıktan geldim. Yoksa beyefendi mi demeliydin? Onun için mi çalışıyorsun? Bu özel bir mesele. Ebru senin nasıl işler yaptığını biliyor mu? Ebru'yu bu işe karıştırma. Ona da yalan söylediğine eminim. Ama bu böyle sürmez. Ona söyleyecek misin? Senin söylemen gerekirdi. Bunu yapamam. Bilmemesi daha iyi. Aşık olduğu insanın neler yaptığını bilmek onun hakkı. Zamanı geldiğinde ona her şeyi anlatırım. Ebru kötü günler geçirdi. Güvenebileceği insanlara ve sevgiye ihtiyacı var. Hiç kimse onu benden daha çok sevemez. İkimiz de biliyoruz ki bu sevgi ona zarar verecek. Senin ait olduğun dünyada Ebru'nun yeri yok. Senin o dünyada ne işin var? Buraya kendim hakkında konuşmaya gelmedim. Sadece seni uyarıyorum. Ortada bir şeyler döndüğünü biliyorum. Eğer sen de bu işin içindeysen seni mahvederim. Yemin ederim bunu yaparım. Merhaba Metin. Ne bu sıra? O kadar geç kalmadım ki. Ebru konuşabilir miyiz? Ne oldu? Klipte bir problem mi var? Yok yok. Öyle bir şey değil. O zaman beğenmedim. Kliple bir ilgisi yok. Of, söylesene ne var? İstersen otur Ebru. Hayır oturmayacağım. Bak nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Metin söyleyecek misin? Bak... Aslında... Yeter, ben gidiyorum. Peki, tamam. Funda ölmüş. Kim? Kim dedi? Funda dün evinde öldürülmüş. Aman Tanrım. Bu olamaz. Kız arkadaşın nasıl? Hala beraber misiniz? İyi. Sadece bu aralar çok çalışıyor. Bundan pek hoşlanmıyorsun galiba. Hoşuma gitmese de pek sesimi çıkarmıyorum. Çünkü o mutlu. Bu kız seni değiştirmiş. Eskiden böyle değildin Selim. Onu tanıyana kadar nasıl bir hayat yaşadığımın farkında değildim. Ama şimdi deliler gibi sevdiğin biri var. Onu kaybetmekten korkmuyor musun? Bunun olmasına asla izin vermem. Ya ölüm sizi ayırırsa? Ben bilemiyorum. Efendim? Selim, çok kötü bir şey oldu. Ebru sen iyi misin? Funda ölmüş Selim. Yalvarırım hemen gel. Sen neredesin? Evdeyim. Hemen gel. Tamam canım, hemen geliyorum. Kötü bir haber mi? Arayan Ebru'ydu. Bir arkadaşı ölmüş. Çok üzüldüm. Ben gitmek zorundayım. Seni eve bırakayım istersen. Zahmet etme. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Metin ben gerçekten iyiyim. Gelmene gerek yok. Selim de birazdan burada olur. Geldi bile. Kapı çalıyor. Ben seni sonra ararım. Ebru merhaba. Senin olduğunu tahmin etmeliydim. Tere sekretere mesaj bırakmıştım. Almadın mı? Telefonda bir arıza var galiba. Mesajları kaydetmemiş. İçeri girsene. Hı hı. Galiba biliyorsun. Olanlara inanamıyorum. Zavallı Funda. Böyle bir şey nasıl olabilir? Belki
bunun cevabını sen verebilirsin. Yine mi ben? Neden her şeyin sorumlusu olarak beni görüyorsun? Çünkü olayların bağlantısı seninle ilgili. Bize yardım edebilirsin. Keşke edebilsem. Şu halime bak. Lanetlenmiş gibi. Etrafımdaki herkesin başına kötü şeyler geliyor. Senin için endişeleniyorum Ebru. Beni düşündüğün için sağ ol. Ama benim bu olaylarla bir ilgim yok. Sana tekrar söylüyorum. Selim'den uzak dur. Yine mi aynı şeyler? Neden dinlemek istemiyorsun? O adam tehlikeli biri. Yeter artık. Gider misin lütfen? Bak ben... Selim, olanları bir bilsen. Sen iyisin değil mi? Ne kadar iyi olabilirim ki? Komiser Bey yine ne istiyor? Ebru Hanım'ı uyarmak için buradayım. Büyük bir tehlikenin içinde olduğuna inanmak istemiyor. Neymiş bu tehlike? Belki senin bir fikrin vardır. Açık konuş. Derdin neyse söyle. Selim, Serhat Bey sadece görevini yapıyor. Onun burada bir işi yok. Sözlerine dikkat et. Çizgi aşıyorsun. İkiniz de kesin şunu. Serhat, artık gider misin? Sen istediğin için gidiyorum. Seninle daha işimiz bitmedi. Senin için gidiyorum da ne demek? Sana sordum Ebru. Bilmiyorum. Anladın mı beni? Bilmiyorum. İkiniz de beni rahat bırakın artık. Özür dilerim canım. Seni kırmak istemedim ama bu herif beni sinir ediyor. Ne zaman bitecek bunlar? Yakında her şey bitecek. Sana söz veriyorum. Güzel bir pazar sabahında herkese sımsıcak bir merhaba. Bu haftaki konuğumuz müzik dünyasının yeni yıldızı Ebru Gündeş. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk. Ebru, yeni bir sanatçısın ama inanılmaz bir hızla zirveye tırmanıyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun? Anlatması çok zor ama itiraf edeyim, bazen kendimi bir rüyada görüyorum. Güzel bir rüya olduğu kesin. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Daha iyisini başarmak için çok çalışacağım. İstersen şimdi hep beraber yeni klibini izleyelim. Evet, Ebru Gündeş ve yeni klibi ilk kez star ekranlarında. Mine Hanım, artık ünlü bir yeğeniniz var. Benim tarzım olmasa da çok iyi bir sesi olduğu kesin. Teşekkür ederim Nergis. Benim de işe yaramaz bir yeğenim var. Onun hakkında ne yorum getireceksiniz Nergis Hanım? Aman Yavuz, kızın üstüne gitme artık. Efendim, sizi rahatsız etmek istemezdim. Televizyonu seyrediyor musunuz? Kız şu anda televizyonda. Biliyorum. Bu işimizi daha da zorlaştıracak. İşi bana bıraksaydınız şimdiye kadar her şey elimizde olurdu. Bakıyorum da benden daha telaşlısın. Seni bu kadar korkutan şey ne Haluk? Ben hepimiz için endişeleniyorum. Eğer kızdaki bilgiler polisin eline geçerse cinayetle suçlanırız. Selim'e güvenmemeliydik. Hala bir şey beceremedi. Ben ona güveniyorum. Sen de sakin ol biraz. Ama beyefendi... Allah kahretsin. Kiminle konuşuyordun Haluk? Yok bir şey. Bir iş meselesi. Bana anlatmayacak mısın? Senin de canını sıkmak istemem. Yoksa bana güvenmiyor musun? Tabii ki güveniyorum. O zaman anlat. Selim'in öldürdüğü ailenin kızı İstanbul'da. Ve elinde bize ait çok önemli belgeler var. Bu belgeler neden bu kadar önemli? Kız elindekilerle polise giderse... çıkacak skandalı tahmin bile edemezsin. Yer yerinden oynar. Yani çok tehlikeli. Peki belgeleri kızdan neden almadınız? Bunu Selim'e sor. İşle ben ilgileneceğim diye tutturdu. Kıza yaklaşıp belgeleri alacakmış. Ama hala ortalıkta hiçbir şey yok. Bu kızın ismi ne? Ebru. Yani Selim'in ailesini öldürüp peşine düştüğü kızın ismi Ebru mu? Evet. Neden bu kadar şaşırdın? Benim dışarı çıkmam gerekiyor. Ne oldu böyle birdenbire? Halletmem gereken bir iş olduğunu hatırladım.
Ebru Hanım, kasetinizin 1 milyon sınırını aştığını öğrendik. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Benim için rakamlardan daha önemli şeyler var. O da hayranlarımın sevgisi. Ebru Hanım, çok güzel bir hayranınız olduğunu öğrendik. Bırakın da bazı şeyler bana kalsın. Yani bu evet mi demek? Tamam çocuklar, hepinize teşekkür ederiz. Son bir soru. Bundan sonraki müzik yaşantınızda... Ebru Hanım bugün çok yoğun bir gün geçirdi. Daha sonra sizinle tekrardan konuşacak arkadaşlar. Ah, bir dakika Ebru, hemen geliyorum. Tebrikler Ebru. Kasetin ve klibin çok güzel olmuş. Sağ ol Meral. Beğendiğine sevindim. Selim nerede? Onu göremedim. Gelmiş olmalı. Yine bir yerlere gizlenmiştik. Böyle şeylerden nefret ediyor. Selim. Merhaba canım. Neden buradasın? Çok kalabalık. Etraf bir sürü gazeteci ve televizyoncuyla dolu. Sen de buraya saklandın. Ama benden kaçamazsın. Buna hiç niyetim yok. Bu gece çok güzelsin. Sen de oldukça şıksın. Galiba bunlar benim için giyilmiş. Yok. Sadece böyle giymem gerekiyor diye düşündüm. Yani seninle bir ilgisi yok. Sen bir baş belasısın. Bu baş belası seni çok seviyor. Ne yazık ki ben de onu çok seviyorum. Ne kadar kalabalık. Ebru nerede acaba? Bilmem. Bir dakika, ben Ebru'nun nerede olduğunu öğreneyim. Merhaba, siz Ebru'nun arkadaşı olmalısınız. Evet, ismim Meral. Siz de teyzesi olmalısınız. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Ebru nerede? Hadi içeri girelim. Ben gelmesem, burada iyiyim. Olmaz, hadi gel içeri. Ya gazeteciler? Ne o? Benimle gözükmek istemiyor musun? Evet, yani hayır. Metin dediklerini hatırlasana. Gazeteciler bizi rahat bırakmaz. Umurumda bile değil, senin yanımda olmanı istiyorum. İstersen onlara bodyguard'ım olduğunu söylerim. Ne dersin? Teyzem arkadaşıyla beraber gelmiş. Bir de şu uyuz kız. Ebru, sen yanlarına git. Ben sonra gelirim. Nereye gidiyorsun? Sigara alıp geleceğim. Aa, o da burada. Kim burada? Geçen gün seni ziyarete gelen arkadaşın. Hangi arkadaşın? Şu yakışıklı genç çocuk. Selim mi? Evet. Az önce kapıdan çıktı. Burada olması çok garip. Daha ne kadar surat asacaksın? Haklısın. Sana haber vermeden gitmemeliydim. Tamam. Ben görgüsüz, kaba, aptal herifin tekiyim. Aslında sesinin çok da güzel olduğunu söylesem. Hani sesin berbattı? Seni kızdırmak için öyle diyordum. Üstelik yalancısın da. Hadi Ebru. Her şeyi itiraf ettim. Barış benimle. Hayır. O zaman evlenelim. Hayır. Ne dedin sen? Benimle evlenir misin dedim. Ne diyorsun bakalım? Ben... Şimdi bu evet mi demek? Hayır. Buna izin vermem. Bu çocuk bizimle oyun oynuyor. İstediği parayı verelim. Ona nasıl güveneceğiz? Ya parayı aldıktan sonra polise giderse? Haklısınız. Polislerden önce onu biz bulmalıyız. Parayı vermek konusunda neden bu kadar ısrarlısın? Beni yanlış anladınız. Bu çocuk bizim son şansımız. Ben şantaja boyun eğmem. Git o çocuğu bul ve bana getir. Asıl senin son şansın bu. Peki efendim. Özür dilerim. Nesi var bu adamın? Küçük bir tartışma o kadar. Sen iyi misin? İyiyim.
İyiyim, merak etme. Sana bir şey sormak istiyorum. Selim senin için mi çalışıyor? Sadece bazı işlerimi yürütüyor. Neden sordun? Onun Ebru'nun etrafında dolaşmasını istemiyorum. Selim'in Ebru'yu tanıdığını bilmiyordum. Yani sana bahsetmedi mi? Neden bahsetsin ki? Selim'in özel hayatı beni ilgilendirmez. Bence bu işin içinde bir iş var. Selim başka kimler için çalışıyor? Bildiğim kadarıyla başka kimse yok. Hem Selim iyi bir çocuktur. Ben o kadar emin değilim. Görüntü yapıyorsun. Hadi gel biraz dolaşalım. Hani benim yüzüğüm? Unuttuğumu mu sandın? Doğruyu söylemek gerekirse evet. Bu çok güzel bir yüzük. Annemin de. Evlenirken çok sevdiği bir dosta hediye etmiş. İlk kez annenden bahsediyoruz. Sen de ailenden pek fazla bahsetmedin. Onların yokluğuna çok zor alıştım. İstemiyorsan anlatma. Aslında uzun zamandır sana söylemek istediğim bir şey var. Kaza değildi. Onları öldürdüler. Bir gece gözlerimin önünde onları öldürdüler. Annemi, babamı ve kardeşimi. Ali daha 8 yaşındaydı. Küçücük çocuğa bile acımadılar. Peki ya sen nasıl kurtuldun? Bir dolabın içine gizlendim. Ama katillerden biri beni buldu. Sonra garip bir şey oldu. Adam beni öldürmekten vazgeçti. Belki de kimseyi öldürmek istemiyorlardı. Ama ailemi öldürdüler. Her şey bir kabus gibiydi. Gözlerimi açtığımda bu kabus bitecek diye düşünüyordum ama hala bitmedi. O katiller benim peşimde. Çünkü bende onlara ait bir şeyler var. Bunları anlatmak zorunda değilsin. Sen benim güvendiğim tek insansın Selim. Hayatta senden başka kimsem yok. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılmış bakalım benim kardeşim? Gördüğün gibi gayet iyiyim. Zela, işte sana bahsettiğim Ebru bu. Merhaba, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de öyle. Lütfen buyurun. Demek abimin deli divane olduğu kız sensin. Aslında kızlarla pek iyi anlaşamaz. Daha öncekilere yaptıklarını bir bilsen. Daha öncekilere mi? Ona inanma. Eskiden erkek arkadaşlarına kötü davranıyordum diye benden intikam alıyor. Sana şu sarışın kızı anlattı mı? Adı neydi abi? Ha tamam, hatırladım. Suzan. Abime sırılsıklama aşıktı. Bir de esmer bir kızcağız vardı. Yeter Zeliha. Ebru söylediklerini doğru zannedecek. Ama doğru bunlar. Zeliha, artık susacak mısın? Peki sustum. Ne içmek istersiniz? Hiç fark etmez, çay olabilir. Bana da aynısını. Yani ikinize de çay getiriyorum, lütfen. Söyle bakalım, onu nasıl buldun? Çok güzel bir kız. Bakıyorum annemin yüzüğünü ona vermişsin. Sana söyleyecektim. Biz evlenmeye karar verdik. Öyle mi? Henüz çok erken değil mi? Zaten hemen evlenemiyoruz. Onun bu aralar işleri çok yoğun. Zeliha dikkat et. Bir anda almışım. Ne diyorsun? Ne diyebilirim ki? Ama tehlikeli bir iş yapıyorsun. Ya bir gün Ebru gerçekleri öğrenirse? Öğrenmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Emin misin? Teyze, bu soruyu binlerce kez sordun. Evet eminim, Selim'le evleneceğim. Biliyorum Selim'den hoşlanmıyorsun ama
Ebru, mesele sadece Selim değil. Evlilik kararı için çok erken. İşini düşünmüyor musun sen? Tabii düşünüyorum. Ama bu evlenmeme engel değil. Ebru, çok iyi düşün. Her şeyi bir kenara atamazsın. Mesleğimi çok seviyorum. Ama ikisinden birini seç deselerdi Selim'i seçerdim. Çünkü onu her şeyden çok seviyorum. Aman Allah'ım, geç kalıyorum. Selim neredeyse gelir. Nereye gidiyorsunuz siz? Önce yılbaşı için bir konser çekimine gidiyorum. Sonrasını bilmiyorum. Çünkü Selim nereye gideceğimizi söylemedi. Teyze, sen açar mısın? Merhaba. Ebru hazır mı? Hemen geliyorum Selim. Onu kandırabilirsin ama beni asla. Ebru'dan gizlediğin şeyi... Yedek anahtarı masanın üzerine bıraktım. Döndüğümde mutlaka burada ol, tamam mı? Peki tatlım. Size iyi yolculuklar. Nerede kaldınız çocuklar? Merak ettim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Neden geciktiniz peki? Onu Ebru'ya sor. Elimde olan bir şey değildi. Çekim uzun sürdü. Sizi beklettiğimiz için özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Sen ona bakma. Yolculuk nasıl geçti onu söyle. Eğer Selim'in nasıl araba kullandığını biliyorsanız tahmin edersiniz. Bilmez miyim? Gel bakalım kızım. Selim'in kulağını biraz olsun çekmekte fayda var. Ha, ne dersin kızım? Bakıyorum da bana karşı hemen birleştiniz. Anlatın bakalım, neler yapıyorsunuz ha? Senin haberin yok mu? Ebru artık ünlü bir. Öyle mi? Buraya gelebilmek için bir gazeteci ordusunu atlatmak zorunda kaldım. Bak hele. Siz Selim'i aldırmayın. Her şeyi abartıyor. Bana müsaade ederseniz üstümü değiştirmek istiyorum. Tabii. Selim, bavulları alır mısın? Selim, bavulları alır mısın? Arkamdan kötü konuşursa sakın ona inanmayın. Nasıl gidiyor evlat? Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda ha? Keşke her şey göründüğü gibi olsa. Bilmediğin çok şey var. Yine beyefendi mi? Evet. Benden şüphelenmeye başladı. Sana dikkatli ol demiştim. O herif yılanın tekidir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ebru bana her şeyi anlattı. Belgeleri bir banka kasasına koymuş. Bir yolunu bulup onları alacağım. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Dilerim dediğin gibi olur evlat. Teyzem arayıp burada olduğumu haber vermeli. Benden hoşlanmıyor değil mi? Sadece kendini bana karşı sorumlu hissediyor. Ona benim hakkımda neler anlattı? Çok fazla şey söylemedim. Sadece çok kabadır. Bazen yalan söyler. Ne zaman sinirleneceği belli olmaz dedim. Peki o ne dedi? Aferin kızım. Tam evlenecek adamı bulmuşsun dedi. Belki de bu evlilik meselesini yeniden düşünmeliyiz. Düşünmek mi? Teyzen haklı olabilir. Galiba bir hata yaptım. Sen ciddi misin? Evet. Hem sen de çok çabuk evet dedin. Ben biraz daha düşüneceğim. Zahmet etme, ben düşündüm bile. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Saçmalama. Sadece şaka yaptım Ebru. Aman ne komik. Ama ben şaka yapmıyorum. Al. Ben İstanbul'a dönüyorum. Seninle evlenme meraklısı da değilim. Şaka yapmıştım. Selim nerede? Geliyordur herhalde. Kavga mı ettiniz yoksa? Ne zaman etmiyoruz ki? Beni deli ediyor.
Bu çocuk hep böyledir. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Beni sinirlendirmek için elinden geleni yapıyor. Çocukken de hep hırçındı. Hayata karşı öfke doluydu. Ama onu suçlayamam. Çok, çok acı çekti. Ailesi yüzünden mi? Onların öldüğünü bir türlü kabullenemedi. Onu anlayabiliyorum. Üstelik kardeşinden de ayrılmak zorunda kaldı. Selim için çok zor olmalı. O günden sonra kendi dünyasının içine kapandı. Uzun bir süre hiç kimseyle konuşmadı. Kimseye de güvenemedi. Bu yüzden olsa gerek duygularını pek belli etmez. Ama o seni seviyor. Hem de çok seviyor. Galiba biraz ona haksızlık ettim. Bu yüzüğümü geri istiyorum. Biliyorum çocukluk ettim. Ama sen de hak etmiştin. Hadi onu bana geri ver. Bu yüzüğü asla bir daha parmağımdan çıkarmayacağım. Sakın beni bırakma. Buna dayanamam. Öyle bir şey asla olmayacak. Hadi kalk. Ahmet amca bizi bekliyor. Ben de sizi çağırmaya gelecektim. Sahi siz daha acıkmadınız mı? Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Dur bakalım. Sen misafirsin. Otur dinlen. Selim'le ben hallederiz. Olur mu öyle şey? Ben yaparım. Efendim. Ebru Hanım, ben Zeliha. Sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Zeliha mı? Benimle neden görüşmek istiyorsunuz? Bir nedeni var elbet. Ama bunları telefonda konuşmak hiç doğru değil. Bu önemli konu ne olabilir? Ailenizin neden öldürüldüğünü bilmek istemez misiniz? İsterseniz video kaseti hakkında da konuşabiliriz. Bunu nereden biliyorsunuz? İnanın daha fazlasını da biliyorum. Size yardım edebilirim. Peki. Nerede buluşacağız? Evimde. Ama mutlaka yalnız geleceksiniz. Ve bu telefondan kesinlikle Selim'in haberi olmayacak. Peki. Tamam. Dediğiniz saatte orada olacağım. Bekliyorum. Bir şey mi oldu? 3 konser. Hani yılbaşı için çekilen. Bir problem çıkmış. Beni tekrar çağırıyorlar. Yani İstanbul'a mı döneceksin? Mecburum. Ama çok kısa sürecekmiş. Hemen çıkmalıyım. Ben seni götürürüm. Hayır. Yani gelmene gerek yok. Ben yalnız giderim. Tek başına araba kullanamazsın. Nedenmiş o? Senden daha iyi araba kullandığım kesin. Neden beraber gitmiyoruz? Lütfen Selim, tartışmayalım. Gidip hemen döneceğim. Peki. Ama çok dikkatli olacaksın. Söz mü? Söz. Senin için merak etme. Arabanın anahtarları nerede? İşte burada. Görüşürüz. Ebru nereye gidiyor? Çekimlerde bir problem çıkmış. Neden yalnız gönderdin? Yağmur hızlanıyor. İnşallah fena bir şey olmaz. Hanginiz daha delisiniz bilmiyorum.
Geldim işte. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Acele etmeye hiç gerek yok Ebru Hanım. Ne demiş büyüklerimiz? Acele işe şeytan karışır. Bak Seliha. Oyun oynamanın sırası değil. Peki o zaman. Ailenin katilinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsun değil mi? Evet. Ama bunun seninle ne ilgisi var? Önce anlatacaklarımı bir dinle istersen. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu gizlilik niye? Selim'in bilmemesi gerekiyordu. Bilse ne olur ki? Eğer bilseydi buraya gelmene asla izin vermezdi. Zeliha saçmalamaya başladım, ben gidiyorum. Aileni öldürdükleri gece bir dolabın içine saklandın. Katillerden biri seni buldu. Dolabın kapağını açtı ve seni gördü. Tam ateş edecekken bir ses duydu ve oradan kaçtı. O katil kimdi biliyor musun? O kiralık katil Selim'di. Yalan söylüyorsun. Aşık olduğun adam. Seni kandırdı. Kim olduğunu biliyordu. Belgeleri almak için sana yaklaştı. Bunlar doğru değil. Sence bunları nereden biliyorum? O gecenin tüm ayrıntılarını, kardeşinin vuruluşunu. Çünkü hepsini Selim anlattı. Yeter artık, yeter! Bana yaptıklarını bilmek ister misin? Önce kocamı, sonra da bebeğimi öldürdü. Sana yeter dedim! O acıması olmayan, insanların kanıyla para kazanan kiralık bir katil. Dışarıda hava berbat. Sandalı kontrol için şöyle bir gideyim dedim. Gittiğime bin pişman oldum. Ebru'dan hala haber yok mu? Yok. İyice meraklanmaya başladım. Lanet olsun. Onu yalnız göndermemeliydim. Merak etme. Birazdan gelir. Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Mutlaka başına bir şey geldi. Merak etme. Gelir, gelir. Artık dayanamayacağım. Onu bulmaya gidiyorum ben. Seni çok merak ettim. Kapa çeneni. Her şeyi öğrendin galiba. Neyi öğrendim? Sana bir soru sordum. Bana bir cevap ver. Artık bir önemi yok. Önemi yok mu? Sen ailemi öldürdün. Hayır, öldürmedim. Bana yalan söyleme. Yemin ederim. Öldüreceklerini bilmiyordum. Bana yardım et. Ben delirmek üzereyim. Ebru, yalvarırım inan. Hayatımı mahvettin. Bana oyun oynadın. Sana zarar vermek istemedim. Bütün sevdiğim insanları elimden aldın.